İyi akşamlar herkese arkadaşlar. Bugün 18 Ağustos Salı ve 22.30 saatlerindeyiz. Dolar analizi videomuza başlıyoruz. Dolarda en son ne demiştik? Dolarda 7.40 hedefimiz vardı biliyorsunuz. Buna birazcık yavaş gelsek de sonunda eriştik ve yeni hedeflerimiz neler diye dünkü videoda bahsetmiştik. Şimdi günümüzdeki yani bugünkü durumu sizlerle değerlendireceğiz. Evet dünkü grafik aynı şekilde duruyor. Burada bizim 7.41, 7.48 ve 7.53 Seviyelerimizin olduğunu Size anlatmıştık Ve 7.40 bin üzerinde e, Bir seviyemiz daha vardı 7.43'lerden bahsetmiştik ben 7.43'lere doğru e, 20 Ağustos biliyorsunuz kritik bir tarihimizdi O tarihe doğru 7.43'lere doğru yakın sileceğimizi düşünüyordum ama Bugün e, Bir frenleme daha geldi aslında Merkez Bankası'ndan e, haber odaklı ben analiz yapmıyorum ama e, Bu frenlemenin sebebini anlatmak istiyorum size bakın şurada bir tane e, kırmızı e, bir doji var. Hafif de olsa aşağı doğru gösteriyor ama yükseliş hareketinin ben halen e, devam ettiğini size söyleyebilirim. Ve 7.30-6 e, üzerinde kaldıkça e, ben bu yükseliş hareketinin e, bugün için geçerli bu seviye tabii ki. E, geçerli olduğunu düşünüyorum. Yarın için 37-38'e yükselebilir kritik bir seviyemiz e, var. O seviyede bakın zaten şu alttan e, biz bizim yükselen kanalı birleştirdiğinizde şöyle şöyle birleştirdiğinizde bizim kanalımız hatta şöyle yapsak daha iyi olacak. Evet bu kanalında artık yavaş yavaş sıkıştığını ve 20 Ağustos tarihinde şu üçgenin şu üçgeni görüyorsunuz değil mi? Şöyle bir üçgen oluşmuş durumda. Bu üçgenin artık yani şöyle daha temiz bir yere çizeyim. Şöyle bir üçgenimiz var. Bu üçgenin 3 üç noktası da 20 Ağustos'tan geçiyor ve gördüğünüz gibi tepe noktası da 7.41'lerden geçiyor. Aslında ben biraz daha yukarılardan 20 Ağustos'a geleceğimizi düşünüyordum. Tabii daha yarın var. 2 gün daha var ama 7.41'lerin herhalde önemli olduğunun farkında Merkez Bankası. Oraya gelmeden bugün yine örtülü bir faiz artırımı yapıldı. Yani piyasadaki likidite oranları kısıldı. Dolayısıyla o da bize e, dolaylı olarak bir faiz artırımı oluyor piyasadaki e, paranın e, bolluğu azaltılıyor aslında o manada olduğu için tabi bu da dolara hafif de olsa olumsuz yansıdı bugün e, 7.33'lere kadar düşüşse de yeniden yeniden toparladı ve 7.37'nin üzerinde devam ediyor dolayısıyla ben e, bu görünümü e, yükseliş olarak halen devam ettirdiğimizi düşünüyorum yani bakın şöyle bir zikzak hareketimiz var bu zikzak hareketi 20 Ağustos'ta bitecek ya aşağı ya yukarı olarak Hareketine devam edecek yukarıda e, bizi bekleyen seviyeler arkadaşlar e, 7.60'lara kadar bir potansiyel olduğunu e, ve 7.52'de de arada bir direnç olduğunu anlatmıştık. Nihai hedefin ise eğer bu gidişle devam edersek 7.90'ların olabileceğini çok daha uzun vadede ise 9.30'ların olabileceğini haftalık uzun vadede, Yaptığımız analizlerde bahsetmiştik ama günümüze dönersek günlük analizde ise durum tabii ki e, Uzağa bakmakla yakına bakmak aynı şey değil e, hafta sonu analizleri e, Benim günlük analizlerle karıştırıp Ona göre değerlendirme yapmayın bazı arkadaşlar Kötü niyetle de yapıyor olabilirler bunu bilmiyorum ama e, Hafta sonu yaptığım analizleri günlük analizle Karşılaştırıp orada e, ona göre yorum yapmışlar Onlar doğru değil arkadaşlar günlük anezler Günü takip ettiğimiz anezler. Haftalık ve aylık analizler ise 3 ayın sonundaki durumun ne olabileceğini tahmin ettiğimiz durumlar veya haftalık ise 3-4 hafta sonraki yapacağımız durumları değerlendirdiğimiz durumlar arkadaşlar analizler. Ve gördüğünüz gibi 20'si 21'inde artık şu üçgenin bir yerde kırılması gerektiğini düşünüyorum. Bakın şöyle büyük resimden baktığınızda da şöyle bir çanak formasyonu var. Onun bir düzeltmesi geldi. Tekrardan üst noktaya 7 attık. Ve 7.38'lerden bir düzeltme geldi aslında. Tekrar 7.38'in üzerine de çıkmaya çalışıyoruz. Bunun üzerinde kalıcı olursak o zaman 7.41, 7.52, 7.60 bu şekilde vites yükselterek bu sefer daha dik bir şekilde yükseleceğini düşünüyorum. Eğer faiz arttırma sert olursa piyasada bunu e, yeterince büyük karşılarsa o zaman dolarda düşüşler başlayabilir. E, i̇lk aşamada 7.20'lere kadar düşüş olabileceğini düşünüyorum ben. Faiz artırımı sert olursa onun altına gelsek daha aşağılarda 7.08 gibi değerleri düşünüyorum bakalım ne olacak iki gün kaldı umarım Merkez Bankası ülkemiz için hayırlı olanı yapar yani ben altın pardon doların çıkmasından çok hoşnut olmayan biriyim aslında doğrusu bu dün de anlatmıştık ama temel açıdan değerlendirdiğimizde eğer ihracatınız ithalattan fazlaysa doların yükselmesini istersiniz. Çünkü yurt dışına sattığınız mal da e, dolarla kazandığınız için e, ihracatçı için e, fayda olur. Ama maalesef ülkemizde katma değerli ürünlerin e, yurt dışına ithalatla geldiği için örneğin ham malzeme, metal, e, cep telefonu, araba, e, bilgisayar, e, giyim ham malzemeleri, iplik bu gibi malzemeler yurt dışından e, dolarla geldiği için dolayısıyla biz e, pahalı ödeyerek e, Türk lirası cinsinden mal alıyoruz. E, yurt dışına satarken de o kadar satamadığımız için iraç yaptığımız kadar e, dolayısıyla bir açık oluşuyor. Buna da zaten cari açık e, olarak adlandırılıyor. Bilenler biliyordur. Dolayısıyla eğer üretim ekonomisine geçersek e, biraz sancılı olur tabii bu e, durum. E, herkes acı çekecek. E, cep telefonu almayacak. E, gerekirse cep telefonu ülkemizde üretilecek. E, yatırımlar yapılacak devlet edili bazı fabrikalar kurulacak. Ama bunların hepsi bir politika gerekiyor örneğin Çin bunlara 1980'lerde başladı Halkı sefalet çekti e, çok düşük ücretlere e, Maaşlar e, çalıştılar ama e, 10-20 yıl sonra bunun Karşılığını aldılar 1 milyar nüfusla e, dünya devi haline geldiler Yapılmayan bir teknoloji e, Bulunmuyor ülkesinde Neyse arkadaşlar şimdi konuyu fazla dağıtmayayım e, konuşacak çok şey var temel analiz tarafında bunlar şeyler ama e, konunun a önemini açısından bunları anlatmak istedim. Dolayısıyla eğer biz şu e, çanağın içerisine giremezsek o zaman sıkıntı yaşarız ve yukarıda bizi 7.50 7.60 gibi seviyeler beklemekte olduğunu düşünüyorum. Günlük bazda fiyat grafiğini değerlendirdik e, bir sıkışma olacağını 1-2 gün sonra e, düşünüyorum diye söyledim. RSI tarafında da bakın bir sıkışma başladı şu şekilde bir iki gün sonra orada da ya 70 bandın altına geleceğiz ya da daha yukarılara 90 90'lara doğru gideceğiz. O da faiz kararıyla olacaktır diye düşünüyorum. Burada da diğer göstergeye baktığımda çok yatay bir hareket olduğunu görüyorum. Bir belirsizlik var 7.41 ile 7.35 arasında sıkışmış durumdayız. Bunu da ilerleyen birkaç gün içerisinde çözeceğimizi düşünüyorum. Ee, ben e, ne olacağını bilemem arkadaşlar. Teknik analiz geleceği göstermez ama sonuçların e, olabildiğince hızlı bir şekilde aktarma konusunda e, elimizden geleni sizlere yapacağız. Evet 5 saatlik baza baktığımda ise burada biraz daha net bir görüntü var. E, kısa vadeli ve uzun vadeli gösterge aşağıya doğru gidiyor. Makti aşağı doğru gidiyor. RSI aşağı doğru gidiyor bakın. Dolayısıyla bir kar satışı olacakmış gibi gözüküyor. Fiyat grafiğini ben de sizlerle beraber ilk defa bakacağım bakıyorum. Evet fiyat grafiğinde burada bir sat sinyali oluşmuş. Nereden? 7.38 civarından bir sat sinyali oluşmuş ve ilk başta 7.36'ya doğru bir hareket olacağını düşünüyorum. 7.36'ların altına gelmedikçe bir problem olmayacağını düşünüyorum. Yani şöyle bir düzeltme olacak 5 saatlikte. Yarın sabah öğlen saatlerinde 7:36'ları görebiliriz. Şu an bile 7.37'yi gördük. 7:40'ları görsek de e, tabi bunlar çok anlamlı değerler değil. 7:40'tan 7:36'ya düşünce ne olacak dersiniz ama ben teknik olarak bunu değerlendirmek durumdayım. Belki aranızda e, kaldıraçlı, viyoplu, e, forex'te işlem yapanlar vardır diye söylüyorum. Evet, şöyle bir e, kanal içerisinde olduğumuzda anlatalım. E, bakın, şöyle bir kanal içerisinde hareket ediyoruz bu kanalın dibinde 7.35-7.36'lardan geçmekte. Oralardan dönersek e, tekrardan yukarı doğru döneriz ve 7.40'ı kırdığımızda da artık film kopar. E, yukarı doğru hareketlere başlarız. O da e, neyle olur? E, faiz artırımı eğer piyasa beklentisi varsa tabi burada e, yatırımcı karar bu biraz da. Faiz artırımı yeterli bulmazsa doları e, yüklenirler. Türk lirasından çıkıp dolara girirler. Sebebi de budur. E, Türk lirası satıp dolar almak isterler. Faizi yeterli görmedikleri için bu da doları yükseltir. E, sebebi de budur. Yani öyle rastgele bir şeyler çıkmıyor, inmiyor. Onun her şeyin sebebi var. Bu şekilde açıklayabiliriz. E, temelle çakıştığı tekniğin noktalardan biri olduğu için birazcık da bugün, e, dünle beraber temel analize girmiş durumdayız. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi özetleyelim şimdi. E, yükseliş trendi devam ediyor. 7, e, 35 Üzerinde bugün kaldıkça e, ki kalacağız gibi gözüküyor. E, yarın için e, ayrıca değerlendiririz. Yön yukarı. E, 7.41 direnç bize. E, bakalım e, 20 Ağustos tarihinde 7.41 direncini kırabilecek miyiz? Faiz kararı neler olacak? Sizlerle beraber müsait olursam ben de e, iki sularında olacak büyük ihtimal 20 Ağustos tarihinde. Öğlen 2 saatlerinde sizlerle beraber de e, faiz kararı e, sonuçlarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın.